Beni gerçekten rahatsız eden ve maalesef üzerinde çok fazla konuşulmayan konulardan bir tanesi de çevre kirliliği arkadaşlar. Bununla ilgili de birçok önlem almayı düşünüyorum. Yurt dışına giden ve oradaki plajları gören arkadaşlarımız Türkiye'deki plajların aslında doğal güzelliklerin ne kadar iyi olduğunu fark etmiştir zaten. Böyle güzelliklerimizin olup sadece kirletildiği için bu güzelliklerin içinde yaşanamayacak hale getirmesi beni gerçekten çok rahatsız ediyor. O yüzden bununla ilgili birçok uygulamamız olacak. Aslına düşünecek olursanız çevre kirliliği ile ilgili birçok kanun zaten var. Ama bunlar uygulanmıyor. Bizim dönemimizde bunlar uygulanacak. Türkiye için herkes der ki kanunları çok sıkı. Ama arkadaşlar Türkiye Avrupa ile karşılaştırıldığı zaman ya da gelişmiş diğer ülkelerle karşılaştırıldığı zaman aslında kanunları aşırı gevşek bir ülke. Çünkü var olan kanunlar neredeyse hiç uygulanmıyor. Bizim zamanımızda bu değişecek. Yere izmarit atmanın gerçek anlamda para cezası olacak. Başka ülkelerin yerlerini tertemiz olup bizim çöp içinde yaşıyor olmamızın sebebi arkadaşlar o insanların genetik olarak bizden üstün olması falan değil. O insanlar bizden daha üstün insanlar değil. Ama orada kanunlar işliyor. Fark bu. Kanunları işleteceğiz arkadaşlar. Evet farkındayım bu tür kanunlar ne zaman işleyecek olsa insanlar bunun videolarını çeker. Ondan sonra only in Turkey sadece Türkiye'de işte bir çöp attı diye şunu yaptı bunu. bu kanunlar işleyecek. Ve insanlar da medeni bir şekilde bu kanunlara itaat etmesini kendini yerden yere atmamasını polisle kavga etmemesini öğrenecek arkadaşlar. Medeni bir ülke olmak istiyor muyuz? Hepimiz medeni olacağız. Biz buna önayak olacağız ama diğer arkadaşlar da buna saygı duyacak buna uyacak. Aynı şekilde yere çekirdek atma. Aynı cezalar olacak. Gerekirse bazı yerlerde kabuklu çekirdek satışı yasaklanacak. Eğer bunun önüne geçilemiyorsa yani. Yere çöp atmanın yine para cezası olacak. Çöp tenekelerinin sayısı arttırılacak. Yine aynı şekilde bütün ülkemizi maalesef sarmış olan bütün ülkemizi zehirleyen sigara bağımlılığı. Yine gelişmiş ülkelere baktığımız zaman bu kadar aşırı bir sigara bağımlılığı yok. Sokaklarda göremezsiniz gerçekten. Bunun önüne nasıl geçilecek? Öncelikle var olan kanunlar uygulanacak. Kafelerde ve bir sürü insanların topluca bulunduğu alanlarda sigara içmek yasaklanacak ve bunun da aynı şekilde para cezası olacak. Plajlarda sigara içilen ayrı bölüm olacak. Bu çok fantastik bir şey gibi geliyor ama birçok ülkede bu uygulama zaten var. Sigara içilen plaj diye ayrı bir bölüm var. Bununla birlikte Vape yani elektronik sigara normal sigaraya karşı satışı daha çok desteklenecek ki en azından müptelalar çünkü gerçekten müptela olan insanlar var. Yani ölecek olsa bile sigara içiyor insan. En azından o kişiler buraya geçiş yapabilsin diye. Çünkü e-sigaranın farkı şu. Ona şunu diyebilirsiniz. Benim zararım kendime, kimse karışmasın diyebilirsiniz. Çünkü çevreye bir zararı yok. Dışarıya duman değil, buhar veriyor. Bununla birlikte şu an biliyorsunuz 18 yaşından küçüklere sigara satışı yasak. Ama çocukların hep ağızlarında sigara var. Polisle birlikte çalışan çocuklar denetim amaçlı bu tür yerlerden sigara almaya çalışacak. Bu çocuklara sigara temin edilirse bunu temin eden kişilere, torbacı cezaları uygulanacak. Uyuşturucu satıcısı cezaları uygulanacak ve bu tekrarlanırsa iş yerlerine mühür vurulacak. 18 yaşından küçük sigara içen çocuklar yakalandığı zaman bu çocuklar hemen rehabilite edilecek ve nereden sigara aldıkları öğrenilecek. Bu konu insanların çok konuştuğu bir konu değil ama çok 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 önemli bir konu. Çok fazla paramız, çok fazla sağlığımız, sağlık sistemi bununla ilgilenmesi gerekiyor. Paralar çok fazla gidiyor. Kanayan bir yaramız, insanların farkında bile olmadığı kanayan bir yaramız arkadaşlar bu. Yani Türkiye'de bu kadar çok insanın sigara müptelası olması kanayan bir yaramız. Maalesef eve gittiğin zaman bile pencereyi açtığın zaman yine aşağıdan geliyor sigara dumanı. Yani hiçbir şekilde kurtuluşu yok. Bu yaptırımları yapacak kişiler yani şimdiye kadar söylemiş olduğum yaptırımları yapacak kişiler sadece polisler olmayacak. Nasıl fahri trafik müfettişleri varsa fahri sokak müfettişleri olacak. Bu kişiler böyle bir durum yani çöp atma, izmarit atma ya da yasak yerde sigara içme ya da 18 yaş altına sigara satma bu tür bir durum görürse bunu hemen kamerayla belgeleyecek ve ihbar edecek. Bir diğer çevresel konu orman yangınları. Başa geldiğimiz zaman bakın şu anda muhalifler dahil insanlar bunu konuşmamaya başladı. Neden? Çünkü yangınlar azaldı, yangın dönemi bitti. O yüzden de bununla ilgili vaat vermeye gerek kalmadı. Ancak biz bunları unutmadık. Başa geldiğimiz dönemde hemen hemen yangın uçakları alınacak ne kadar lazımsa. Çevreyle ilgili bir çok büyük sorun da altyapı sorunu arkadaşlar. Artık alıştığımız bir konu alan ne zaman sağanak bir yağış olsa sokakları sel basması. Bu gerçekten gelişmiş denilecek ülkelerde kabul edilemez bir konu ve farkındayım ki düzelmesi en zor sorunlardan bir tanesi. Çünkü kökten altyapının değişmesi gerekiyor. Ancak özellikle ekonomimiz yeterince geliştiği zaman yavaş yavaş da olsa, aşama aşama da olsa, kazıyarak da olsa bu altyapıyı değiştireceğiz. Yani böyle gelmiş böyle gitsin mantığını ben kabul etmiyorum. Sokakların şeklini toptan değiştirmemiz de gerekse bunu yapacağız. Özellikle kentsel dönüşüm gerektiren yerlerden başlayacağız. Binalar yıkılacak, yollar ona göre ayarlanacak, kanalizasyon sistemleri ona göre ayarlanacak. Dediğim gibi bu uzun bir süreç, hemen olacak bir şey değil ama yavaş yavaş da olsa bunu olduracağız. Çünkü bu ayıp bir durum azıcık bir yağmur da yağsa hemen büyük şehirleri sel basması. Bunlar tabii ki sadece birkaç örnek konular. Bununla ilgili ve birçok konuyla ilgili şikayet hattımız olacak. Mesela internet üzerinden ya da telefon uygulamasından vatandaşlarımız hukuki olmayan, hukuki olmasına gerek olmayan sorunlarla ilgili bize şikayette bulunabilecek. Mesela filanca yerde çok fazla gürültü var ya da şurada çok fazla kirlilik var ya da burada denize girmeye çalışıyoruz ama çok çok fazla. Bunlar söylenecek çok kirlilik olan ve insanların rahatsız olduğu yerlerde görevliler dolaşacak, kameralar belki olacak gerekirse. Buralar temizlenecek ve buraları kirletenlere yaptırım uygulanacak. Şunu da eklemek istiyorum. Bize hep gelişmiş ülkelerin betonu çok fazla olur, binaları çok fazla olur diye öğrettiler. Ve şu anda da orman isteyene, yeşillik isteyene hippi gözüyle bakıyorlar. Ama gelişmiş ülkelere gidip de baktığınız zaman neredeyse ormanın içinde yaşadıklarını görürsünüz. Bize dayattıkları endüstriyel olarak gelişmiş ülke kalıbından çok daha farklı görünümdedirler. Doğayı korumaya çalışmak hippilik değildir, gereksinimdir. Yine biz başta olduğumuz sürece yanmış ormanlara hiçbir şekilde ya yandı artık, nasılsa olan oldu denilerek bina yapılmayacak, hiçbir bina, hiçbir yerleşim alanı yapılmayacak. Kazara yandı denilen hiçbir ormana yerleşim alanı yapılmayacak. Tarım alanı yapılmayacak. Eğer böyle alanlara ihtiyaç varsa o zaman bunu biz kontrollü olarak yaparız. Bunun haricinde bisiklet kullanımı teşvik edilecek. Bizde yine şöyle bir mantalite var. Bisikleti çocuklar kullanır, büyük adamlar araba kullanır. Ama yine gelişmiş ülkelere baktığımızda durumun böyle olmadığını görüyoruz ki bu egoyu da zaten yenmek lazım. Yani insanlık olarak bu egoyu da lazım. Bisiklet kullanana çocuk gözüyle bakmak, araba kullanan yetişkindir. Mantalitesini de zaten yeneceğiz. Bisiklet taşıyan otobüslerin sayısı arttırılacak. Şimdiki gibi numune olmayacak. Neredeyse her otobüse, en azından yeni alınan otobüslere bisiklet aparatları gelecek. Saat 12'den sonra olan müzik yasağı saçmalığı kaldırılacak. Neden? Evet yerleşim yerlerinde diğer insanları çok rahatsız ediyor bu olay. Yerleşim yerlerinde bu yasak devam edecek. Ama yerleşim yerleriyle alakasız turistik mekanlarda da bu yasak var. Bu kaldırılacak. Turistik mekanların ümüğünü sıkıyor bu yasaklar. Ondan sonra içki satışı. Ona da değineceğiz. O da kaldırılacak, merak etmeyin. Bu turizmin ümüğünü sıkan yasaklar kaldırılacak. Gelelim sokak hayvanlarına. Sokak köpeklerine ne yapılacağını söylemiştik. Sokak kedileri özel ekipler tarafından şu anda da var ama bunlar çok daha arttırılacak. Çünkü bariz bir şekilde yetersiz yetersiz olduğunu net görüyoruz. Bu ekipler arttırılacak, aktif olarak çalışacaklar, buldukları bütün kedileri kısırlaştıracaklar ve ya geri bırakacaklar ya da tedaviye ihtiyaçları varsa tedavi edip barınakta tutacaklar. Ancak aktif bir şekilde dolaşıp bu kediler kısırlaştırılacak. Ve vatandaşlarımız da bu konuda yardımcı olacak. İhbar edecekler, Kediler artık bu rezilliği çekmeyecek. Sokaklarda kedi ölüleri olmayacak artık. Çöp tenkelerinde kedi ölüleri olmayacak. Bu da bir rezillik. Bu barınaklar neye benzeyecek? Bu barınaklar hapishane gibi kafesin içinde olmayacak arkadaşlar. Bizim kullanılmayan, hiç kullanılmayan, bomboş birçok terk edilmiş fabrika, terk edilmiş bina. Bu şekilde çok fazla kullanılmayan alanlarımız var. Özellikle şehrin çok fazla uzağında olmayan yerler tercih edilecek. Köpekler, kediler ayrı ayrı yerlerde yaşayacaklar. Mesela terk edilmiş bir fabrika düşünün. Ve bunun tabi bahçesi de var. Buranın içi bu hayvanlar için özel dizayn edilecek. Mesela köpekler için özel dizayn edilecek. Ve bu alanlar çok uzak olmayacağı için hayvan hayvanseverler de toplu taşımayla bile burayı ziyaret edebilecekler. İstedikleri zaman bu hayvanları görecekler, besleyecekler, bakımlarını yapabilecekler. Şu an uygulaması olan ama çok az olan bir durum daha. Marketlerdeki tarihi geçmiş olan jambonlar, fümeler, bu şekilde etler, sosisler bu barınaklara yönlendirilecek. Pet shop'ta hayvan satışı kısıtlanacak. Barınaktan hayvan alma teşvik edilecek. Evet, bu konuda istediğiniz başka hizmet varsa yorum kısmına yazabilirsiniz.